Sevgili öğrenciler, 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk Yürük dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 16. haftanın konusu ve kazanımı olan hukuk alanındaki yenilikler, eğitim ve kültür alanındaki yeniliklere bakacağız arkadaşlar. Ders kitabımızda 113 ve 124. sayfa aralığında konuyu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yan başlığımız hukuk alanında meydana gelen gelişmeler arkadaşlar. Hukuki düzenlemelerin nedenlerinden öncelikle bahsedelim. Türk hukuk sisteminde Tanzimat ile başlayan ve meşrutiyet döneminde de devam eden kanunlaştırma ve batılılaşma çabaları Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte yeni bir düzen almıştır. Bu yeni dönemde yani yeni Türk Devleti'nin kurulduğu dönemde hukuki düzenlemelerin amacı genel olarak cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık gibi temel ilkelere göre hukukun geliştirilmesiydi. Böylece Osmanlı Devleti döneminde uygulanmış olan farklı hukuk biçimleri ortadan kaldırılacak, örfi, şer'i ve modern hukukun bir arada olması sebebiyle yaşanan karmaşa sona erdirilecekti. Mustafa Kemal 1 Mart 1924 tarihinde yaptığı konuşmada yeni hukuk sisteminin gerekleri hakkında şunları söylemişti. Adalet konusunda yeni kuruluşlara ve düzenleyişlere verdiğimiz önemin üzerinde durmak gerekecektir. Gerçi bütçenin bugünkü halinde bile adliye için önemli kaynaklar ayrılmıştır. Ve bu kaynaklar gittikçe artırılacaktır. Ama daha önemlisi adalet anlayışımızı, adalet kanunlarımızı, adalet kuruluşlarımızı bizi bilinçli bilinçsiz etkisi altında tutan ve çağdaş görüşlere hiç de uymayan bağlardan kurtarmaktır. Ulusumuz bugünlerde her uygar ülkede görülen ilerlemelerin bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak uygulamalarını bizde de görmek istiyor. Ulusun isteklerine ve gereksemelerine uyarak adliyemizde her türlü eski etkiden korkusuzca silkinmekten ve hızlı ilerlemelere atılmaktan geri kalmamak zorundayız. Medeni hukukta, aile hukukunda yürüyeceğimiz yol ancak uygarlık yolu olacaktır. Hukukta işi oluruna bağlamak, eski masalımsı göreneklere bağlı kalmak, ulusları uyanmaktan alıkoyan en ağır bir kabustur. Türk milleti üzerine kabus çökmesine izin vermez demiştir Gazi Mustafa Kemal. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra teokratik devlet yerine, yani dini egemen olan devlet yerine, ulusal egemenliğe dayalı bir devlet modeli olan Cumhuriyet kuruldu. Yeni devlet kültürel açıdan batıya yönelikti. Batı uygarlığı, batının uygarlığı olduğu için değil, tüm insanlığın binlerce yıllık süreç içerisinde katkılarıyla oluşan değerlerine, batının Rönesans, Reform, Fransız İhtilali, sanayi ve teknoloji devrimleriyle özgürlükçü, bilimsel ve kalıcı bir hayat felsefesi ekleyerek oluşturduğu çağdaş uygarlığı temsil ettiği için seçildi. O halde kanunlarımızın batıdan alınmış olması, Batı Avrupa hukukuna karşı duyulan akıl dışı, kör bir hayranlık sonucu değildir. Yüzyıllar içinde iç ve dış etkenlerle yitirilen ve bu kez ulusal sıfatını da kazanan bağımsızlığımızı korumak üzere uluslararası mücadele alanında Türk ulusunu var gücüyle yaşatabilecek olan aracın ancak çağdaş uygarlıkta bulunabileceği değişmez bir gerçek olarak kabul edildi arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu'nun 17 Şubat 1926 yılında kabulü. Hukuk, devletin toplum ilişkilerini düzenlemek için koyduğu kurallardır. Yeni Türk Devleti Osmanlı'dan farklı ilkelere dayandığı için yeni kurallar koymak, kendi hukuk düzenini oluşturmak zorundaydı. Medeni hukuk ile amaç hukukta var olan ikiliklere son vermek ve hukukta birlik eşitliği sağlamak. Medeni kanun Atatürk ilkelerinden
laiklik ve halkçılıkla ilgilidir arkadaşlar. Hukuk dilinde medeni kanun, evlenme kanunu, aile kanunu anlamında kullanılır. Osmanlı Devleti zamanında medeni alanla ilgili sorunlar İslam hukukuna göre, yani şeriata göre çözülürdü. 19. yüzyıl ortalarında fotoğrafta da gördüğünüz Ahmet Cevdet Paşa'nın önderliğinde Mecelle adına günün ihtiyaçlarına göre düzenlenen bir medeni yasa kanun yapılmıştı. Yani Mecelle-i Ahkam-ı Adliye. Mecellede kişilik, aile ve miras konularına yer verilmemiştir. İkinci Meşrutiyet döneminde aile hukuk kararnamesiyle bu eksiklikler giderilmeye çalışıldı. Kararnamede kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik hükümlere yer verilmiştir. Yeni Türk Devleti'nde hukuk birliğini oluşturmak, kadın erkek eşitliğini sağlamak, çağdaş laik bir toplum düzeni kurmak için 1924'te hazırlıklara girişildi. İsviçre Medeni Kanunu tercüme ettirilerek şahıs hukuku, aile hukuku, miras ve ayni haklar adı ile 17 Şubat 1926 tarihinde Medeni Kanun, Türk Medeni Kanunu adı altında kabul edildi. Medeni Kanun'un kabulüyle beraber Osmanlı'dan gelen Mecelle denilen kanun yürürlükten kaldırıldı. Peki biz Medeni Kanunu neden İsviçre'den aldık? Bir, yani maddeleştirdik bunu burada. Avrupa'da hazırlanan en son ve pratik kanun olması sebebiyle, demokratik bir içeriğe sahip olması sebebiyle, toplumsal yapımıza uygun olması sebebiyle, geliştirilebilir özelliklerinin olması sebebiyle, yargıçlara yani hakimlere geniş yetkiler vermiş olması yani takdir yetkisi sebebiyle ve laik bir yapıya sahip olması sebebiyle. Türk Medeni Kanunu ile ilgili hani bu medeni kanunu bize ne getirdi yenilik bazında? Toplumsal ve hukuksal anlamda kadın erkek eşitliğini getirdi. Bakın toplumsal ve hukuksal. Siyasi demiyorum. Yani kadınlara seçme ve seçilme hakkı daha sonradan verilecek. Sadece Türk Medeni Kanunu'yla toplumsal ve hukuksal anlamda kadın erkek eşitliği sağlandı. Kadına tek eşle evlilik hakkı tanındı. Resmi nikah devlet garantisi altında zorunluluk getirildi. Hukukta vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı ortadan kaldırıldı. Mirasta, mahkemedeki tanıklıkta, boşanmada ve meslek edinmede kadın erkek eşitliği sağlandı. Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkileri sona erdirildi ve Avrupa devletlerinin hukuka müdahalesi de böylelikle önlenmiş oldu. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Türk kadınına sosyal ve ekonomik haklar getirildi Türk Medeni Kanunu'yla. Ancak siyasi haklarında daha sonradan verilmesine de ortam hazırlamıştır. Ama siyasi haklar verilmemiştir. Daha sonradan verilecektir. Unutmayın arkadaşlar. Medeni kanun çalışmaları için Türkiye'ye gelip yardımcı olan İsviçreli Profesör Hans Limmen, yasanın getirdiği yenilikler konusunda yazdığı bir makale, bununla kadınlara kazandırılan ilerlemenin özetini vermiştir. Limmen, İsviçre kanununda mülk müşterekliğine karşılık Türk yasasının mülk ayrılığı ilkesini getirmesi, İsviçre'den üstünlük ve Avrupa'daki kadın özgürlüğünün idealine erişme olarak nitelendirmiştir arkadaşlar. Şimdi burada hangi kanunları hangi ülkelerden aldığımız var genel olarak arkadaşlar. Medeni kanunu nereden aldık? İsviçre'den aldık. Borçlar kanununu da İsviçre'den aldık. Ceza kanununu İtalya'dan. Ticaret kanununu Almanya ve İtalya'dan. Hukuk muhakemeleri usulü kanununu İsviçre'den. Ceza muhakemeleri kanununu Almanya'dan. Deniz ticaretini Almanya'dan, icra ve iflas kanunu da İsviçre'den almışızdır arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu halkçılık ve laiklik ilkeleriyle ilgilidir. Borçlar, ticaret ve ceza kanunu da neyle ilgilidir arkadaşlar? Laiklikle ilgilidir diyeceğiz. Dördüncü başlığımız eğitim ve kültür alanında meydana gelen gelişmeler arkadaşlar. Atatürk'ün de burada bir fotoğrafını görüyorsunuz. Sınıf ortamında çekilmiş olduğu bir fotoğraf.
Birincisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 inkılaplarından bir tanesidir arkadaşlar. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesidir. Şimdi öğretim birliği yasası demektir. Osmanlı Devleti'nde Şeriye ve Efkaf Vekaleti, Şeriye Din Bakanlığı, Efkaf Vakıf Bakanlığı'ydı. Bu vekaletlere bağlı eğitim veren medreselerin yanında kiliselere bağlı azınlık okulları ve yabancı okullar da vardı. Yani eğitim sistemsiz ve denetimsiz olarak ne yazık ki devam etmişti. Bazı yabancı ve azınlık okulları, Amerikalıların var mesela Robert, meşhur Robert Kolejleri, Merzifon'daki Amerikan Koleji, Fransızların Saint Joseph Koleji, İtalyanların Bakırköy ve Yedikule'deki kolejleri, yani neredeyse Osmanlı sınırlarında yüzlerce okul kafasına göre eğitim vermekteydi arkadaşlar. Bu da Konstantinopolis'teki Robert Koleji, yani İstanbul'daki Robert Koleji'nin fotoğrafı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki azınlık, yabancı ve tüm okullar devlet denetimi altına alındı. Böylece eğitim çağdaş ve özellikle milli bir nitelik kazandı. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na yani Maarif Nezaretine bağlandı. Artık yabancı okullarda Türkçe, tarih, coğrafya derslerini Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulacak maddesi getirildi. Bu kanun yani Tevhid-i Tedrisat 1. Milliyetçilik 2. Laiklik 3. Halkçılık ilkeleriyle bağlantılıdır diyeceğiz arkadaşlar. 1 Mart 1924 tarihinde Mustafa Kemal Paşa eğitim ve öğretim birliği ile ilgili şöyle bir konuşma yapıyor. Memleket kamuoyunda tartışılan eğitim ve öğretimin birleştirilmesinin zaman kaybetmeksizin uygulanması lüzumunun farkındayız. Bu yolda gecikmenin zararları ve bu yolda acele etmenin ciddi ve derin faydaları hızlı kararınıza vesile olmalıdır diye bir konuşması söz konusudur arkadaşlar. Osmanlı döneminde Sivas'ta Amerikan Koleji'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Türk hükümeti kendi Sıbyan okullarını ve medreselerini kapatma kararı aldıktan sonra aynı tutumu ülkedeki yabancı okullara karşı da gösterme yoluna girdi. Hatta Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkmadan önce Lozan Barış Antlaşması'ndan hemen sonra Türkiye daha önceden kararlaştırdığı yabancı okullar politikasını uygulamaya başladı. Türkiye kendi sınırları içinde hiçbir dinin ve mezhebin propagandasının yapılmasını istemiyordu. Okullar bu yönlerden tarafsız olmalı ve okullarda milli hislerle uygar görevlere yer verilmeliydi. Bu nedenle Türk okulları gibi azınlık okulları da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Dinsel ve siyasal amaçlı eğitim yasaklandı. Azınlık okullarında tarih, coğrafya, yurt bilgisi yani vatandaşlık gibi Türkçe ve kültür eğitimi konulup bu okulların Milli Eğitim Bakanlığı'nca denetlenmesi benimsenmiştir diye bir bilgimiz de var arkadaşlar. İkincisi harf inkılabı yani Arap alfabesinden Latin alfabesine geçme olayı 1 Kasım 1928. Şimdi şurada ilk başta yukarıya bakın arkadaşlar. Burada bakın Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir de yukarıda Latin alfabesi günümüz alfabesi de yazılmış Türkçe kelimeler var. Yani Osmanlı da Türkçe konuşuyor. Sadece alfabe olarak Arap alfabesiyle yazıya geçiriyordu. Bu yanlış anlaşılmasın. Bakın burada kef var, lam elif var. Bakın burada da kef var, lam elif var. Burada da kef var, lam elif var. Ama Osmanlı Türkçesinde şöyle bir şey var. Bazen bu aynı harfler kel, bazen gel, bazen gül diye okutabiliyor. Yani lam elif her zaman L harfini veriyor ama kef bazen K'yi veriyor. Bazen G'yi veriyor, bazen de N harfini verebiliyor. O yüzden şimdi hani bugün mesela Latin alfabesinde ağzımdan K harfi çıktığında direkt şekli görüyorsunuz. G harfi çıktığında da direkt şekli görüyorsunuz. N harfi çıktığında da. Yani konuştuğunuz dili daha rahat yazıya geçirmek için aslında Latin alfabesinin kabul edildiğini biz araştırmalar sonucunda biliyoruz. Yani bazen Osmanlı Türkçesinde gelişi güzel yazma tarzı olduğu için hani bazen aynı harf gel diye okutuyor, bazen kel, bazen gül diye okutuyor. Hani bunu çünkü ufak bir çocuğa öğretirken okuma yazmada bayağı bir problem yaşayabilirsiniz. Şimdi Cumhuriyet'in ilanından sonra, şunu da söyleyeyim. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Latin alfabesine geçişle ilgili komisyon kurulmuştur arkadaşlar.
Yani bu Atatürk zamanında direkt yapılan bir şey değil aslında. Bunun öncesinde bir çalışma, Abdülhamit zamanında bir çalışma söz konusuydu. Ama gerçekleştirilmemiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra Latin harflerini kabul etme fikri ortaya atılınca tarihçi, şair, edip, dil uzmanı ve milletvekillerinden oluşan 9 kişilik bir dil komisyonu kuruldu. Bu komisyon yoğun bir çalışma sonucunda Latin harflerinin Türkçe'ye uygun bir düzenleme yaparak çalışmalarını Mustafa Kemal'e sundular. Falih Rıfkı, yani Falih Rıfkı Atay, alfabenin uzun zamanda 15 yıl, kısa zamanda ise 5 yıl içerisinde öğretilebileceğini aslında söylüyor. Mustafa Kemal de diyor ki bu iş ya 3 ayda olur ya da hiç diye cevap veriyor arkadaşlar. Şimdi bir metnimiz var. Nihayet konunun artık olgunlaştığını gören Mustafa Kemal Paşa harekete geçerek 9 Ağustos 1928 günü akşamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarayburnu Parkı'nda düzenlediği eğlencede büyük inkılapla ilgili ilk müjdeyi halka verdi. 9 Ağustos 1928 gününden sonra ülkenin her tarafında aydınlarla halk yeni harfleri öğrenmek ve öğretmek için yarışa girişti. Alfabeler basıldı. Gazeteler, dersler yayınlandı. 8-10 satırdan başlayarak uzun yazılara bütün bir sayfaya kadar yeni Türk harfleriyle yayın yapmak, başlıklarını değiştirmek gazeteler için eğlenceli bir iş olmuştu. Bir taraftan da halka yeni harflerin tablosu veriliyordu. 3 Kasım 1928 günü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 1353 sayılı Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hakkındaki kanun 11 maddeden ibaretti. Bu kanuna göre kanun yayınlandıktan sonra bütün devlet dairelerinde, özel kurumlarda Türk harfleriyle yazılan yazılar kabul edilecek, işlem görecekti. Uygulama tarihi 1 Ocak 1929'u geçmeyecek ancak tahkik evraklarının, fezlekelerin, basılı evrakın ve defterlerin yazılması Haziran 1929'a kadar sürdürülebilecekti. Eski yazı ile dilekçeler de bu tarihe kadar kabul edilecekti. Gazete, dergi, levha, ilan, reklam basmalar yani 1 Aralık 1928'den başlayarak yeni harflerle çıkartılacaktı. 1929 Ocak ayından sonra ise artık bütün kitaplar da yeni harflerle basılacaktı diye bir bilgimiz söz konusu. Mustafa Kemal'in 1 Kasım 1928 tarihinde Türk alfabesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşma. Her şeyden önce her gelişmenin ilk yapı taşı olan meseleye temas etmek isterim. Her vasıtadan önce büyük Türk milletine onun bütün emeklerini kısır yapan çorak yol dışında kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lazımdır. Büyük Türk milleti cehaletten az emekle kısa yoldan ancak kendi güzel ve asil dilini kolay uyan böyle bir vasıta ile sıyrılabilir. Bu okuma yazma anahtarını ancak Latin esasında alınan Türk alfabesidir diye bir konuşması söz konusudur. Şimdi alfabeyi kabul ettiler ama arkadaşlar hemen peşine de ulus dershaneleri dediğimiz millet mekteplerini açarak 7'den 70'e şehir merkezlerinden köylere varana kadar kısa süreli okullar kuruldu ve herkese bu yazılar öğretildi. Millet mekteplerinin açılması yıl 1928. Harf inkılabından sonra yeni yazının okul dışında kalanlara da öğretilmesi için millet mektepleri ya da diğer ismiyle ulus dershaneleri açıldı. İlk kez İsmet İnönü'nün 1 Kasım 1928'deki konuşmasında söz konusu edilen millet mektepleri hakkında bir hafta sonra daha ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Şimdi harf inkılabından sonra Atatürk'ün bir tahta başında resmi görüldükten sonra ona baş öğretmen denilmeye başlanmıştı. Fakat bu hitap çok gecikmiş bir ünvandı. Milli Mücadele'nin hemen sonrasında bir İstanbul gazetecisi şöyle bir soru sormuştu. İşte memleketi kurtardınız. Şimdi ne yapmak istersiniz? Hiç tereddüt etmeden Mustafa Kemal şu cevabı verdi. Milli Eğitim Bakanı olarak milli irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdir. Ondan sonra ebedi ata nerede görülse mutlaka orada bir mektebe girer, öğretmen ve öğrencilerle konuşurdu. Şimdi sizlere bu okul ziyaretlerinden bir hikayeyi anlatayım diye devam ediyor arkadaşlar. Atatürk'ün yolu bir köy okuluna düştü. Tek sınıflı okulda bir genç öğretmen ders veriyordu. Atatürk sınıfa girince öğretmen yerini terk etti. Atatürk şöyle söylüyor öğretmene. Bakın Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Türk milletinin ulu atası. Öğretmene diyor ki arkadaşlar, hayır yerinizde oturunuz ve dersinize devam ediniz. Eğer izin verirseniz biz de sizden istifade etmek isteriz.
dedi ve sonra ilave etti. Sınıfa girdiği zaman Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir diyor arkadaşlar. Yani Atatürk'ün eğitime, eğitimciye verdiği değer en üst seviyededir. Bu örnekten bu çıkıyor. 1 Ocak 1929'da yeni harfleri öğretmek için açılan millet mektepleri, okuma yazma bilmeyen tüm kadın ve erkekler burada zorunlu tutuluyor arkadaşlar. Bu okullara hiç okuma yazma olmayanlara A kursu, biraz okuma yazma bilenler, eski yazıyı öğrenmiş olanlara B kursu diye katılıyorlardı. Bu kurslarda okuma yazma öğrenenlerin sayısı 1937 yılına gelindiğinde 1,5 milyona yaklaşmıştı ki o dönemde 1,5 milyon çok büyük bir rakam. Bakın arkadaşlar, yıl yıl burada o millet mekteplerinden mezun olan öğrenci sayıları verilmiş. Bakın sayı yarım milyondan fazla ilk yıl. Sonra 188 bin, sonra 90 bin, sonra 57 bin. Ha, sayı giderek düşüyor çünkü ya mezun ettiğinizi bir daha almıyorsunuz. Alttan çocuklar da zaten bu yeni harfleri öğrenerek geliyor. O yüzden burada yanlış anlaşılma olmasın. Nüfusunuzun çoğunun öğrendiğini gösteriyor buradaki sayının, mezun sayısının düşmesi. Bir diğer konumuz Türk Tarih Kurumu'nun 1931 yılında açılması. Şimdi 1929 yılında Fransızca coğrafya kitaplarının birinde Türk ırkının sarı ırka mensup olduğu ve Avrupa zihniyetine göre ikinci nevi bir insan tipi olduğu yazılırdı. Kendisine gösterdim. Böyle midir dedim. Hayır olmaz. Bunun üzerinde meşgul olalım. Sen çalış dediler. Çok geçmeden aynı yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında Atatürk ulusun temsilcilerine şöyle sesleniyordu. Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da Türk tarihini doğru temeller üzerine oturtmak, öz Türk dilini değeri olan genişliğe kavuşturmak için candan çalışmış olduğunu söyleyebilirim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı verimlere ereceğine şimdiden inanabilirsiniz diyor. Gerçekten ertesi yıl 1929'da lise ve ortaokullar için yazılan tarih notları basıldı. Atatürk artık devlet ve ulus işleri arasında Türk tarihi ile de aralıksız uğraşıyor, kitaplar getirtiyor, çeviriler yaptırtıyor, bilim insanlarını çevresinde sık sık topluyor ve tartışmalar düzenliyordu diyebiliriz arkadaşlar. Bakın 1931 yılı Türk Tarih Kurumu'nun ağırması çift başlı kartalı görüyorsunuz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in milli tarih çalışmalarına karşı özel bir ilgisi vardı. Bu yüzden Mustafa Kemal Afet İnan'a Anadolu Türklüğünün tarihi gerçekler ışığında incelenmesi amacıyla 1930 yılında Türk tarihinin ana hatları isminde bir kitap yayınlatmıştır arkadaşlar. 28 Nisan 1930 tarihinde Atatürk'ün bizzat katıldığı Türk Ocakları'nın 6. kurultayının son oturumunda Türk Ocakları Kanunu'na 84. madde olarak bir madde eklendi. Bu karar çerçevesinde 16 üyeden oluşan bir Türk tarihi tetkik heyeti teşkil edilmiş. Bu Türk Tarih Kurumu'nun ilk hali oluyor arkadaşlar. Heyet ilk toplantısını 4 Haziran 1930 tarihinde yapmış. Yönetim kurulunu ve diğer üyelerini seçmiş. 29 Mart 1931 tarihinde Türk Ocakları'nın 7. kurultayında kapatılma kararı alınınca bu defa 15 Nisan 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla yeniden teşkilatlandı ve 1930'daki ilkeleri temel alarak faaliyetlerine devam etti. Kurumun adı 1935 yılında Türk Tarihi Araştırma Kurumu olarak değiştirildi. Daha sonra da Türk Tarih Kurumu olarak çevrildi. Kurum bu dönem içerisinde 4 ciltlik lise tarih kitabı hazırladı ve Milli Eğitim Bakanlığı yayın olarak da bu kitaplar, fotoğrafları var arkadaşlar burada, okullarda ders kitabı olarak da kullanıldı. O zaman şunu unutmayacağız. Türk Tarih Kurumu'nun ilk ismi Türk Tarihi Tetkik Heyeti'dir arkadaşlar. Daha sonradan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ne, daha sonradan Türk Tarihi Araştırma Kurumu'na ve günümüzdeki Türk Tarih Kurumu'na dönüşmüştür diyeceğiz. Peşine Türk Dil Kurumu'nun açılması 1932'de. Bunları kronolojik olarak bilin arkadaşlar. Bazen kronoloji zaman sorusu geliyor. Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu genelde karıştırılır. İlk açılan Türk Tarih Kurumu'dur. Sonra peşine Türk Dil Kurumu açılmıştır. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla, bunların da ilk kurulduğu Türk Dili Tetkik Cemiyeti. 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün bizzat talimatı ile kuruldu. Cemiyetin kurucuları hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Samih Rifat, Ruşen Eşref, Celal Sahir ve Yakup Kadri'dir.
Kurumun ilk başkanı Samih Rifat'tır. Atatürk'ün sağlığında 1932, 34 ve 36 yıllarında yapılan 3 kurultayda hem kurumun yönetim organları seçilmiş, hem de dil siyaseti belirlenmiş, hem de ilmi bildiriler sunulup tartışılmıştır. 1934'te yapılan kurultayda cemiyetin adı Türk Dili Araştırma Kurumu, 1936 kurultayda ise Türk Dil Kurumu olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır arkadaşlar, lütfen unutmayın. Atatürk döneminde de dil alanında yapılan çalışmalarla ilgili Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, aydınlar ve halk arasında farklılığı gidermek, yabancı kelimelerin yerine mümkün olduğunca Türkçe kurallara göre kelime türetmek, Türkiye'nin zenginliğini ortaya koymak, halk ağzından derlemeler yapmak, Türkçeyi bilim dili haline getirmek ve böylece okuma yazma oranını arttırmak hedeflenmiştir. Atatürk diyor ki, Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, alakalı olmasını isteriz. Dil kurumu en güzel ve verimli bir iş olarak türlü ilimlere ait Türkçe terimleri tespit etmiş ve bu suretle dilimiz yabancı dillerin etkisinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır. Bu yıl okullarımızda tedrisatın Türkçe terimlerle başlamış olmasını kültür hayatımız için mühim bir olay olarak kaydetmek isterim. Bakın biz şunu biliyoruz ki Atatürk matematikle ilgili mesela yabancı terimleri ne yapıyor? Türkçe karşılıklarını yapıyor. Mesela üçgen kelimesini Atatürk buluyor. Hani matematikle, geometriyle ilgili özellikle Türkçe bugün kullandığımız kelimelerin birçoğunu Atatürk ne yapmıştır arkadaşlar? Ortaya çıkartmıştır. Üniversite reformu var 1933 yılında. Burada da Darülfünun, Osmanlı'daki üniversiteye biz Darülfünun diyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal 1930'da öğrencilerle birlikte ne yapıyor? Darülfünun'da ders dinliyor. Eğitim inkılaplarından sonra artık üniversiteye de kesin bir biçimde ulusal kimliğin bir parçası kılmak gerekiyordu. Darülfünun'u aralıklarla ziyaret eden Mustafa Kemal bu okul hakkında yabancı uzman görüşüne bile müracaat etti. Bu amaçla İsviçreli pedagoji profesörü Albert Malşe 1932 yılında İstanbul'a davet edildi. Ve Malşe hükümete bir rapor sundu ve 1933 yılında bu rapor doğrultusunda Darülfünun kapatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bu okulun yerine İstanbul'da yeni bir üniversite kurulmasını kabul etti. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin de üstüne çıkmak için izlenecek yolun ilim ve fen olduğunu hep vurgulamıştır. Bilimin toplumların ilerlemesindeki rolünü ve önemini çok önceden görmüş, Türk milletine de benimsediği hayatta bilimin rehber edinme ve bilimsel düşünebilme anlayışını hem çağdaş uygarlığa ulaşma ve üstüne çıkmada araç olarak göstermiş, hem de miras olarak bıraktığı inkılapların temelinde olduğunu vurgulamıştır. Atatürk, üniversiteyi ülkenin kalkınması, her yönüyle gelişmesi için ve kültür politikasının önemli kurumu olarak görüyordu. Atatürk bu nedenle üniversitelere çok önem vermiştir. Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra yurt dışına yetenekli öğrencileri göndererek üniversite reformu için hazırlık yapmaya başlamış. 1927 ve 28 eğitim döneminde 42, 28 ve 29 eğitim döneminde 170, 29 ve 30 eğitim dönemlerinde ise 288 öğrenci yurt dışına gönderilmiş. Yurt dışına gönderilen öğrenciler yetiştikten sonra üniversite reformuna ne oluyor arkadaşlar? Biz burada başlatıyoruz. Fotoğrafta da Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul Üniversitesi'nden bir görüntü görüyorsunuz arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde üniversite reformu diye anılan bu hareketle Türk devrimcileri hala eski nakilci skolastiğin ve Durağan Medrese'nin izlerini taşıyan Darülfünun yerine programları çağdaş ve bilime, teknolojiye dayanan yeni bir kurum, bir üniversite kurmak istemişlerdir. İlave edelim ki yeni üniversitede programların yenilenmesiyle birlikte bilim insanları kadrosu da yenilenmiş ve bazı hocalar ayıklanmıştır. Yani tensikata, yani görevden alınmışlardır. Üniversiteden ayrılan bu hocaların yerine de özellikle Almanya'dan gelen ve daha doğrusu getirtilen çoğu Musevi asıllı bilim insanları yerleştirildi. Hemen şükranla işaret edelim ki bu yabancı bilim insanlarının yeni Türk Üniversitesi'nin kurulması ve ilerlemesine büyük katkıları olmuştur. Bunlar bilimsel düşünceyi, bilimsel yöntemleri ve modern felsefeyi Türkiye'ye tanıttıkları gibi çok değerli öğrenciler, öğretmenler ve kadrolar da yetiştirmeyi başarmışlardır.
Atatürk'ün güzel sanatları ve spora verdiği önem. Birazdan söyleyeceğiz ama yani herkes siyasetçi olabilir, hatta cumhurbaşkanı olabilir diyor Mustafa Kemal ama sanatçı olamaz diyor. Yani ciddi anlamda sanatçılığa önem veriyor. Spora, sportif faaliyetlere önem veren bir lider arkadaşlar. Atatürk ve sanat konusu. Mustafa Kemal güzel sanatları kültürün alanı içine alır ve birçok konuşmasında da kültürle sanatı yan yana anardı. Ona göre güzel sanatlarda başarı bütün inkılapların başarılı olduğunu kesin deliliydi. Konuşmalarında en güzel değerlendirmelerden birini sanatla ilgili olarak yapmıştır. Mustafa Kemal sanat ve sanatkarı şöyle tanımlıyor. Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, name ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. Sanatkar cemiyette uzun çaba ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır diyor Mustafa Kemal. Ve şunu da söylüyor bakın. Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız diyerek sanatın önemini Gazi Paşa burada ne yapıyor aslında? Söylüyor, dile getiriyor. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin birçok yerinde zafer anıtları ve Atatürk heykelleri yapılmış arkadaşlar. Fotoğraftaki o heykellerden bir tanesidir. Türkiye'de ilk Atatürk heykeli, üstteki fotoğraf ilk Atatürk heykeline ait arkadaşlar. Gülhane Parkı'nda Saraybuğu'nda 1926 yılında açıldı. Bunu Ankara'da Ulus'taki Zafer Anıtı, deminki fotoğraftaki 1927, Samsun'daki Atatürk Anıtı 1931, mesela bakın bu Samsun'daki Atatürk Anıtı'dır alttaki fotoğraf. Afyon'daki Zafer Anıtı gibi eserler takip etti. Bu eserler Avusturyalı sanatçı Henryk Kripel'e aittir diyoruz arkadaşlar. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra resim sanatı da reformlarından etkilenmiştir. Sanatçıların bu dönemde yapmış oldukları eserler Cumhuriyet'in getirdiği reformları dile getirmiştir aslında. Bu yapıtların ses getirebilmesi için Cumhuriyet'in kuruluş kutlamalarında resim ve heykel sergilerinin düzenlenmesi kararı alınmıştır arkadaşlar. Böylece milli mücadele sonrasında yeni devletin heyecanı, yenilikleri ve kalkınma mücadelesinin etkileri resim sanatı aracılığıyla da büyük ölçüde yansıtılmaya çalışılmıştır. Mesela bakın Atatürk burada bir resim sergisini geziyor ve bakın Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah taşıyan askerlerimizi, halkımızı görüyorsunuz. Örneğin Cumhuriyet'in 10. yılında yani 1933 yılında gerçekleşen birinci İnkılap sergisinde yapıtların içeriği genellikle Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet inkılaplarıyla ilgiliydi arkadaşlar. İnkılap sergilerinin Ankara Halk Evi'nde her Cumhuriyet Bayramı'nda dönemin ünlü ressamlarının katılımıyla açılması gelenek haline geldi. Trabzon, Balıkesir, Antalya, Denizli, Samsun, Kars, Üsküdar halk evlerinde sergiler açılarak yetenekli sanatçılar da burada ne oldu? Desteklendi. 1936 yılına kadar her yıl devam eden bu sergiler 1939'da devlet resim ve heykel sergilerine de dönüştürüldü arkadaşlar. Musiki Muallim Mektebi'nin kurulması. Mustafa Kemal'in güzel sanatların yanı sıra musiki konusunda da konusuna da eğildiğini biz biliyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal milli musikinin yükselmesini, dünya müziğinde önemli bir yere sahip olmasını, bunun için de son genel musiki kurallarına göre işlenmesini ne yapmıştır arkadaşlar? İstemiştir. 1925 yılında hayatta musiki lazım mıdır sorusuna Paşa şöyle cevap veriyor. Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan canlı insan değildir. Eğer söz konusu hayat, insan hayatı ise musiki mutlaka vardır. Musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. Musiki hayatın neşesi, ruhu ve her şeyidir diyerek musikinin öneminden Gazi Paşa Hazretleri burada bahsetmiştir. Mustafa Kemal döneminde müzik öğretmeni yetiştiren ilk kurum 1 Eylül 1924 tarihinde kurulan Musiki Muallim Mektebi'ydi. Fotoğrafta oranın binasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu okul 1934 yılında kabul edilen yasayla Ankara'da Milli Musiki ve Temsil Akademisi'ne bağlandı. Musiki Muallim Mektebi 1937 ve 38 eğitim öğretim yılına gelindiğinde ise Gazi Eğitim Enstitüsü'ne aktarılmıştı. Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Ankara Çankaya Köşkü'nde bir ince saz heyetinin bulunduğu
ve bu heyetin Hafız Yaşar Okur tarafından da yönetildiği biliniyordu. Ayrıca Mustafa Kemal Batı ve klasik Türk musikisiyle meşgul olduğu yıllarda bir uçtan öte uca Anadolu'ya taratıp Türk halk müziğine ait eserleri de ne yapmıştır? Derletmiştir. Atatürk döneminde güzel sanatlar alanında yaşanan bazı gelişmeler de şunlardır. Topkapı Sarayı müze haline getiriliyor. Gazi Terbiye Enstitüsü açılıyor. Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülüyor. Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası kuruluyor. Gazi Terbiye Enstitüsü'nde resim iş bölümü açılıyor. Milli Musiki Akademisi açılıyor. Darülbedai İstanbul Şehir Tiyatrosu'na dönüştürülüyor. Ankara Devlet Konservatuvarı açılıyor. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılıyor arkadaşlar. Ve son konumuz bugün artık Atatürk ve spor konusu arkadaşlar. Mustafa Kemal sporu bir milletin gelişmişlik düzeyini gösteren unsurlardan biri olarak gördü ve Türk gençliğinin bedeni ve fikri gelişimine de katkı sağlayacak bir araç olarak değerlendirdi. Hani ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim de sözü meşhurdur arkadaşlar. Mustafa Kemal başarılı olmak için milletçe sporun kıymetinin anlaşılmasını, spora ilgi gösterilmesini ve bunun vatani bir görev olarak görülmesini de istemiştir. Atatürk diyor ki, spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve anlayışı kısa olan kuvvetler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diyor. Hani bir mücadeleyi kazanmak için her türlü hile hurdaya başvuranını severim demiyor bakın burada. Ahlaklısını severim diyor arkadaşlar. Cumhuriyetin ilan edilmesinden hemen sonra beden eğitimiyle ilgili çalışmaların yapılması, kararlar alınması Mustafa Kemal'in bu konuya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olmuştur. Türk sporunun kurumsallaştırılması noktasında atılan ilk adımlar dünyada yaşanan spor gelişmelerinin dikkatle takip edilmesiyle de desteklenmiştir. 16 Ocak 1924 tarihinde Bakanlar Kurulu toplantısının 170 sayılı kararıyla Türkiye İdman Cemiyetleri Birliği kamu yararı dernek olarak kabul edilmiş. Bu kararla devlet ilk kez spora gerçek manada yardım eli uzatmış ve bütçeye spor için ödenek konacağını taahhüt etmiştir. Bu gelişmelerden sonra Terbiye-i Bedeniye Darülmuallimin çok geçmeden kurulmuş, Gazi Terbiye Enstitüsü çatısı altında Ankara'da çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca Çapa Muallim Mektebi'nde bir kurs açılmış ve yöneticiliğini Avrupa'da beden eğitimi öğrenimi görmüş Selim Sırrı Tarcan Bey de getirilmiş arkadaşlar. Mustafa Kemal yapılmakta olan inkılaplarda olduğu gibi spor konusunda da Türk halkına örnek olmuştur. Türk kültür tarihine mal olmuş geleneksel spor dallarına özel bir ilgi göstermiş. Onun direktifleriyle tüm spor alanlarında faaliyet gösteren sporcular bizzat devlet tarafından da desteklenmiştir. Nitekim fotoğrafta gördüğünüz Kurtderili Mehmet, Besim Koşalay ve Yaşar Erkan örneklerinden olduğu gibi uluslararası yarışmalarda başarılı sonuçlar alan sporcular Mustafa Kemal tarafından takdirle karşılandı ve ödüllendirildi. Ayrıca beden eğitimi konusunda kabiliyetli gençlerin eğitim için yurt dışına gönderilmesi de ne oldu arkadaşlar? Sağlanmıştır. Şimdi bakın arkadaşlar burada milli güreşçimiz Kurtderili Mehmet'in başarılarından dolayı ve bir yerde kullandığı bazı sözlerden dolayı Mustafa Kemal kendisine bir mektup yazıyor. Hatta ona bir çek veriyor. Miktarını hatırlamıyorum ama o zamanın parasına göre iyi bir para veriyor. Bu Kurtderili Mehmet İş Bankası'na gidiyor. Çekte bakıyor. Mustafa Kemal'in fotoğrafı, resmi falan var zaten. İmzası var. Veriyor. Parayı alıyorlar. Bekliyor şimdi Kurtderili Mehmet. Neyi bekliyor? Çeki bekliyor. Oradaki memurlar diyor ki tamam diyor, çeki aldık, parayı alıp gideceksin, başka bir şey yok, çeki sana geri veremeyiz diyor. Adam diyor ki parayı alın diyor, ben çeki istiyorum diyor. Parayı geri veriyor arkadaşlar. O çünkü çekin içinde Mustafa Kemal'in resmi ve imzası var diye parayı almıyor, çeki geri alıp koyuyor cebine. Bakın Kurtdereli'ye Mustafa Kemal'in yazmış olduğu mektup. Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanını tanıdım. Parlak muvaffakiyetinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim. Kurtderili şöyle bir şey söylemiş. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve milletin şerefini düşünürdüm demiş. Mustafa Kemal bunu duymuş. Mustafa Kemal diyor ki bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden
ne kadar memnun olduğumu anlarsın. Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum. Bu mektubumla beraber. Pehlivan, ömrünün tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim diyor Gazi Mustafa Kemal. Çek gönderiyor ona, haçlık para gönderiyor aslında ama bu almıyor parayı arkadaşlar. Çekin üzerinde Mustafa Kemal'in imzası ve sureti olduğu için o parayı almıyor. Çok ilginçtir. Bir tane daha bir şeyimiz var. Şampiyonumuz var arkadaşlar. Olimpiyatlara ilk defa 1924'te katılan Türkiye ilk altın madalyasını 1936 yılında Berlin Olimpiyatlarında Hitler'in olduğu yerde almıştır. Alan da güreşte kimdir arkadaşlar? Yaşar Erkan'dır arkadaşlar. Bakın burada onun da haberi yapılmıştır. Var ol Yaşar. Yaşar 61 kiloda dünya birincisi oldu diye manşete de çıkmıştır arkadaşlar. Altta da yazıyor Türk topraklarını yetiştirdiği büyük sporcu Yaşar diye. Büyük Önder'in vefatından kısa bir süre önce 3530 sayılı beden terbiyesi kanunu kabul edildi. 19 Mayıs günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Haziran 1938 tarihli kararı ile Gençlik ve Spor Bayramı olarak da ilan edilmiştir arkadaşlar. Şimdi Tevhid-i Tedrisas Kanunu halkçılık, laiklik ve milliyetçilikle ilgili. Harf İnkılabı halkçılık, milliyetçilik, laiklik, inkılapçılıkla ilgili. Millet Mektepleri halkçılık, milliyetçilikle ilgili. Türk Tarih ve Türk Dili Kurumu milliyetçilik ve halkçılıkla ilgili. Üniversite reformu halkçılık ve milliyetçilikle ilgili. Sanat alanındaki bütün uygulamalarda arkadaşlar halkçılıkla ilgili diyerek 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersinin bu haftaki konusunu bitiriyorum arkadaşlar. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.